Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesinde cevabını bulmuş olacağız. Çünkü diyordunuz ki bana işte iki arkadaş nasıl gidebiliriz, sevgiliyiz nasıl gidebiliriz? Ben de diyordum ki imkansız değil ama kolay da değil. Bunun için bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor diye. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi için Almanya'ya gidiyoruz. Esin ve Doğukan'la birlikte bunun üzerine konuşacağız. Çünkü onların ikisi sevgili olarak ESC projesindeler. Ama nasıl bu şekilde gittiler? Nereden feragat ettiler? Bunların cevabını kendilerinden bulacağız. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Almanya'da keyifler yerinde mi? Valla çok iyiyiz. Çok mutluyuz burada. Sen nasılsın Deniz? İyiyim, ben de iyiyim. Teşekkürler. Doğukan, sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Biraz sıcak bugün Almanya'da Evet. ama her şey Ya yolunda. biraz da sorunun cevabını verir gibi aslında oluyoruz sizi görünce. Çünkü iki sevgilisiniz, ESC'desiniz fakat farklı yerlerden katılıyorsunuz. Biriniz üşüyor, biriniz için hava sıcak. Bunların cevabını birazdan zaten sizlerden alacağız ama öncelikle Esin'le başlayalım. Şöyle kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Ben şu anda 22 yaşındayım. Bir senedir burada Almanya'da gönüllülüğümü yapıyorum. ESC gönüllülüğümü. Medya organizasyonunda çalışıyorum şu an. Halle şehrindeyim Almanya'nın. Büyük ihtimal arkadaşlar duymamışsınızdır. Ben de gelmeden önce duymamıştım ama yine de büyük şehir statüsünde. Doğukan, ben de 22 yaşındayım. Şu anda Karlsruhe şehrindeyim. Güney Almanya'da kalıyor. Ve bir kitada ESC gönüllüğümü yapıyorum. Yani bir kreşte. Yani Karlsruhe gayet güzel. Havaları falan güzel. Yani Güney Almanya'nın o sıcak böyle hoş doğası gayet güzel. Peki o zaman ikinize de önce bir ayrı ayrı sorayım ya da siz nasıl cevaplamak isterseniz size bırakacağım. Projeyi nereden buldunuz ve ne kadar sürede seçildiniz? Biz aslında ikimiz de tabii ki de farklı bulduk ama ben ilk başta kendi parçamı anlatayım, geri kalanı da Okan'a bırakayım. Yaklaşık 30 projeye başvurdum ama bu projelerden çoğu grup projelerdi. Mesela bir kita projesi vardı ve o kitanın şubeleri vardı, 10'ar adet mesela gibi gibi. Ben projeme Youth Portal'dan başvurdum. Biz zaten yaklaşık aynı zamanda başladık proje aramaya. Ya doğrusu yani ESC'yi keşfetmemiz, yine sizin videolarınızı izlememiz ve daha sonradan bilgi edinip işte projeleri aramamız hep aynı zamanda oldu. Hep birlikte yaptık bunu. Ya ben biraz daha önce kabul aldım Esin'den. Yaklaşık bir ay kadar önce kabul aldım. Ona rağmen işte aramaya devam ettik tabii birlikte. Ben de aynı şekilde portaldan buldum ve yaklaşık bu sanırım bir ay kadar sürdü. Sadece hani başvuru projeleri. Esin dediği gibi bazı projeler şeydi, hani bir kuruluşun atıyorum 7 tane 8 tane projesi. Hepsine başvurduk tabii. O 1 mi sayılır artık 7 mi sayılır bilmiyorum ama hepsine başvurduk. O şekilde yaklaşık projeye aramadan kabul alma sürecine benim için yaklaşık 1 ay kadar ya da 5 hafta kadar bir şey sürdü aslında bakarsınız. Şimdi yaptıysanız motivasyon ve görüntülü konuşma kısmına geçeceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Çok isteniyor tabii ki de en yakın arkadaşınla ya da sizin gibi işte sevgili olarak biz bunu yapabilir miyiz falan. Hatta çocuğum var olur mu falan diye soranlar da oluyor. Ben hep diyorum imkansız değil ama kolay da değil. Nasıl yapmak istiyordunuz ve istediğiniz gibi mi oldu ya da nasıl bu noktaya döndünüz? Çünkü belki de gönül isterdi ki yan yana birlikte yapmak. Bilmiyorum, bu tabii ki biraz kafa yapısıyla da alakalı. Hani nasıl oldu bu süreç? Biraz da bunun hakkında bize bilgi verir misiniz? Biz en başından beri hiç düşünmedik birlikte yapmayı çünkü imkansız olduğunu biliyorduk ve hani çok zor bizim için. Bir de şu sıkıntımız var. Doğukan'ın İngilizcesi iyi. B2 C1 arası. Benim Almancam iyi. Benim İngilizcem çok kötü. Bu yüzden biliyorduk yani aynı proje olması da çok çok zor. O nedenle hiç o topa girmedik yani. Hani en başından ayrı olacağımızı biliyorduk. Hani bizim için kötü olacak şey belki birinin Türkiye'de kalması, hiç seçilemeyip diğerinin Almanya'ya gitmesi olurdu. Yani o kadar çok uğraştık ki sonunda oldu yani. Peki burada dikkat ettiğiniz püf noktalar var mıydı? Mesela ne bileyim aynı tarih aralığında başlayan biten projeler gibi. Evet, kesinlikle öyle. İkimiz de aynı zamanda gelip aynı zamanda gitmeyi planlıyorduk. Ve şansımıza da zaten projelerimiz ikimizinki de Ekim'de başladı. Ve şimdi tekrar Ekim'de bitecek. Bu bizim için evet önemli bir noktaydı. Ve bir örnek vermek istiyorum mesela çift olarak gelmek isteyenler için. Benim kuruluşumda iki tane daha gönüllü var Gürcistan'dan. Ve çiftler. İkisi de çünkü Almancası iyi. Bizim kuruluşun bizden beklediği en önemli şey Almancanın iyi olmasıydı. İkisinin de Almancası iyi olduğu için çift olarak geldiler. Ve burada aynı evde tabii ki de ikisi de tek başına yaşadılar. Biraz şansa bakıyor. Yani projeyi bulmaya bakıyor ve çok mümkün aslında. Yani eğer çaba harcarsanız bence olur. Dediğim gibi 30 tane projeye başvurduk yani. O yüzden mümkün. Ya ben şunu eklemek istiyorum. Bizde de aslında biraz tarih farkı oldu. Yani şöyle seçilme anlamında. Yani başladık biz.
biz işte başvurmaya vesaire. Sonra ben bir noktada kabul aldım. Yani görüşme yaptım. Kabul aldım. Fakat Essin'den hala hiçbir yerden bir geri dönüş alamadık olumlu. Ve bu süreç yaklaşık yani bir ay kadar devam etti. Yani ben ilk bir ayda seçildim. Daha sonraki bir ay hem Essin'e proje bulmaya uğraşmakla hem de yani birisinin Türkiye'de kalmayıp hani ikimizin de gidebilmesi için biraz da stresli oldu o dönem. Yani hani bunu izleyip de hani bu amaçla bu yola çıkmak isteyen arkadaşlara da hani şunu söylemek isterim. Bir noktada o strese dönüşebiliyor yani. Biri alıyor, diğerinden bir türlü olumlu cevap gelmiyor. Artık yani hedefin olan projeleri değil de her projeye başvurmaya başlıyorsun belki de. Yani biraz stresli olabiliyor o dönemler. Yani onu da söyleyeyim yani. Evet, yani anladığım kadarıyla burada biraz çapı genişletmek de çok önemli ve aynı anda kazandık, aynı anda gideceğiz kısmından uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü dediğin gibi sen artık kabul aldığında artık tüm o inancı ya da işte yaptığınız totemler neyse hepsini tek bir tarafa odaklayıp orada bunlar üzerine mücadele etmek gerekiyor. Bence çok güzel bir şey yaptınız. Bu arada Gürcistan örneği de çok güzel oldu. Çünkü gerçekten ben yaptığım röportajlarda şuna da çok şahit oluyorum. Aynı evdeyiz. Biz iki Türk gönüllü olarak, üç Türk gönüllü olarak bulunuyoruz diye. Yani demek ki çift olarak aynı yerde olmak da mümkün ama burada da kişilerin aynı yeterliliklere sahip olması da söylediğiniz gibi çok önemli bir avantaj sağlıyor. Siz de biraz orada dengeler tam ters noktalarda olduğu için farklı yerlerde şu anda bulunuyorsunuz ama belki bunun da avantajı vardır. Bilmiyorum. Pot kırmak da istemiyorum. Birlikte ortak bir yerde buluştunuz mu? Karşılıklı farklı şehirlerinizi ziyaret ettiniz mi? Hani bunlar da sizin için aslında o ülkeyi de keşfetmek için bir avantaja da dönüştürülebilir. Bardağın dolu tarafından bakmak bu noktada gerçekten çok önemli. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Bu gerçekten bir avantaj oldu. Esin'in kaldığı yer, Esin'in yaşadığı şehir Doğu Almanya'da bir şehir ve benimki ise güneybatıda bir şehir. O yüzden hem ya iklim bile gerçekten fark gösteriyor bu iki şehir arasında. Bu yüzden biz çok fazla yer gezdik hem Almanya içinde hem de Avrupa'da. Bu yüzden çoğu zaman şey oluyor. Hani ben buradan gideyim, sen oradan gel gibi şeyler oluyor ve bu açıdan da hani farklı yerler görebiliyoruz. Farklı yerleri ya şehir olarak farklı yerler görebiliyoruz ve o yolda gördüğümüz şehirler farklı oluyor. Ya bazı yerler bana daha yakın ve ben daha kolayca gezebiliyorum. Bazı yerler Esin'e daha yakın. O yüzden bu yani tabii ki farklı şehirlerde olmanın dezavantajları vardır tabii bir arkadaşlık da olsa bir normal ilişki de olsa tabii ki dezavantajları vardır ama avantajları da olmuyor değil yani böyle. Evet, en azından görüşmek için daha fazla yerlerde keşfetmek zorunda da bir şekilde kalıyorsunuz. Bu da insanın kendi hayatında çok güzel bir kazanç diye düşünüyorum. Bendeyken Doğu Almanya'da olduğumuz için Doğu Kalman'a geldiği zaman bütün Doğu Almanya'yı gezebiliyoruz. Ondayken de Güneybatı Almanya'yı gezebiliyoruz. Bu şekilde bütün Almanya'yı tamamlamış oluyoruz. Yani tek bir noktada olsak mesela Almanya'nın bir yerinde. 49 Euro ticket kullandığımız için her zaman regional ban kullanıyoruz. Yani hızlı trenle para vermemek için regional banla gittiğimiz için çok uzun sürüyor bazen yolculuk. 7 saat, 8 saat falan. O yüzden hani bir noktada benim evimin olması, bir noktada onun evinin olması gezmeyi de kolaylaştırıyor. Çünkü ben mesela şu an buradan Frankfurt'a gezmek istesem yani 10 saat yol gitmem gerekiyor. Hani ama Doğukan'dan 2-3 saat. O yüzden çok daha rahat oluyor gezmek için de. Bunu avantaja çevirmek için en güzel yapılması gereken ne varsa belli ki her şeyi yapıyorsunuz. Seçilme aşamasında olmazsa olmaz motivasyon mektubu var. Motivasyon mektubu yazdıysanız Esin seninle başlayabiliriz. Nasıl bir motivasyon mektubu diye bize kısaca anlatabilir misin? Ben her zaman motivasyon mektuplarımı yazarken 30 numara motivasyon mektubunda da genel olarak kuruma özel olarak yazmaya çalışırım. Tabii ki de belirli şablonlar var. Kendimin oluşturduğu şablonlar yine. Ama her zaman kuruma özgü, ona ait bir kurumun benden beklediği özellikleri gösterebileceğim motivasyon mektupları yazdım. Şu anda bir medya kuruluşunda çalıştığım için en son seçildiğim motivasyon mektubumda işte kameralara olan ilgim, kamerayla olan geçmişim, kurumun benden iyi bir Almanca beklediği için Almanca eğitimimi işte nasıl aldığım, Almanca seviyem tarzı bir şeyleri göstermeye çalıştım. Diğer şeylere hiç anlatmaya bile girmedim çünkü bir örnek vermek istiyorum. Ben buradayken bu sene bizim seneye seçilecek bir iki gönüllümüzü seçtim. Yani patronumun çok yoğun olduğu için işi bana bıraktı ve bana söylediği tek şey Almancası B2 üzerinde olsun, kamerayla da bir geçmişi olsun ya da işte kamera eğitimi almış olsun. Yani ne CV'de ne de motivasyon mektubunda hiç kimse oturup da senin işte hangi liseyi bitirdiğin, işte nerede nasıl gezdiğine falan bakmıyor. Ya tabii ki de hani çok gezmiş olmak falan gibi şeyleri de eklemek güzel çünkü hani vizyonlu bir insan olduğunu görüyorsun. Bomboş bir motivasyon mektubu ya da CV de iyi bir şey değil ama belirli birkaç filtresi oluyor her kurumun. Ve o filtreleri karşılıyor musun diye bakıyor sadece. O yüzden bence bir kuruma uygun olarak yazmak en iyisi. Ya ben yine
Ben tabii aynı şeyleri tekrar etmemek için şöyle bir şey demek istiyorum. Özellikle başvuran arkadaşlar bence şunu akıllarında bulundurmalılar ki motivasyon mektubunu ya da CV'leri, başvuruları okuyan da bir çalışan, bir insan, belki bir gönüllü. Yani mesela benim kurumumda 6 tane işte kreş gönüllüsü artı bir ofis gönüllüsü var bizim evimizde. Büyük bir evde kalıyorum ben, gönüllü evinde. Bu mesela bir ofis gönüllüsü. O ofis gönüllüsünün görevi bir sonraki senenin şeylerini, mesela başvurularını okumak. Yani o da bir gönüllü aslında. Yani böyle hani başvuran arkadaşlar böyle çok şey düşünmesinler. Hani sanki böyle bir robot onları okuyormuş gibi. Yani onu da insan okuyor. Ve Tabii bu canım. Esin dediği gibi her şeyin bir filtresi var. Yani kreşte çalışacaksan işte çocuklarla bir şeyler yapmış mısın önceden? Çocuklarla iletişimin nasıl? Başka projeler yapmış mısın Türkiye'de çocuklarla ilgili? Eğer dil istiyorsa dille ilgili bir şey. Ve bunun çerçevesinde bir şey yaptığında kabul oranın gerçekten artıyor. Mesela benim sizin de aslında bu o zaman izlediğimiz motivasyon mektubu videonuzda hani fotoğrafa çok önem vermiştiniz. Çok iyi hatırlıyorum. Benim de mesela kabul aldığım motivasyon mektubunda çok fazla fotoğraf vardı. Yani anlattığım neredeyse her şeyin fotoğraflarını ama güzel bir şekilde tabii, güzel görünecek şekilde bölüm bölüm yapmıştım mesela. Atıyorum hangi projelere başvurdum, çocuklarla olan projelerden birçok fotoğrafım. Yazı kısımlarında da karşıdakinin aslında bilmek istediği şeyleri yazdım. Kimim, neyim, ne yaptım, şöyle böyle, yani az önce anlattığımız şeyleri yazdım. Ama onun haricinde dolu dolu birçok fotoğraf koydum. İşin özetinde uzun uzun işte kendinizden bahsedeceğiniz bir şeylerden ziyade nokta atışı çok güzel söyledin. Oradaki de bir insan kalkıp da CEO motivasyon mektuplarını okuyup hım falan ne kadar doğru Aynen. demeyecek. Yani muhtemelen çok da örneğini gördüm bu arada başka gönüllülerin hani motivasyon mektuplarını vesaire okuduğunu. Hatta görüntülü görüşmelerde bile artık gönüllüler çok daha fazla oluyor. Onu da duyuyorum. Olması yeterli oluyor ve şunu da söylemek istiyorum. Çok da güzel örnek verdiniz. Gerçekten kanalımı inceleyin. Özellikle oynatma listelerini adım adım tüm başvuru aşamalarının hepsini zaten anlatıyorum. Ne nasıl olacak falan diye kafanızdaki soru işaretlerini oynatma listelerine bile baktığınızda zaten sonraki video senin kafandaki soru işaretinin cevabını aslında vermiş oluyor. Peki görüntülü görüşmeleriniz nasıldı? Biraz onlara da değinelim. Benim görüntülü görüşmem aslında direkt kabul edildiğime dair bir görüşme. Beni bilgilendirme adına bir görüntülü görüşmeydi. Çünkü zaten benim mentorum olan kişi yani motivasyon mektubu CV'mi okuyan kişi gönderdiğim dosyada çok umutvari olduğunu söylemişti ve sadece beni daha iyi tanımak için bir görüntülü görüşme yapacağını söylemişti. Ve Almanca seviyemi biraz ölçtü büyük ihtimalle nasıl konuşuyorum diye. Kamerayla olan geçmişimi, yaptığım etkinlikleri, projeleri, işte ne kadar bildiğimi falan da biraz ölçtü. Ondan sonra direkt proje hakkında bilgi vermeye başladı. İşte biz burada haftada işte 38 saat çalışacağız. Kalacağın ev iş yerine bu kadar uzaklıkta gibi gibi detayları vermeye başladı aslında benim görüşmemde. Çok böyle kendimi göstermem gereken bir şeyler olmadı. Zaten aslında seçilmiştim ben. Bende ise durum aslında şöyleydi. Benim kurumumun görüştüğü son kişiydim. Benden önce sanırım 4-5 kişiyle görüşmüşler aynı proje içerisinde. Aslında bende de şey oldu. Yani başta klasik olarak, yani bilmiyorum tabii bu herkes de böyle midir ama projenin detaylarını bir kere daha anlattı mentorumuz. Ben de görüşmede ev sahibi kuruluşun yani mentoru ve aynı zamanda da çalışacağım kreşin müdürü vardı. Önce proje detaylarından söylediler. Mesela işte ben şu anda dediğim gibi bir gönüllü evinde kalıyorum. İşte hani 7 kişiyle bir arada yaşayacaksın. Hani okey misin? İşte görevlerin şunlar şunlar olacak. Okey misin? Tarzında biraz böyle hani onay alma gibi de oldu başta. Sonra klasik sorular soruldu. Yani önce biraz kendini tanıt tekrardan. Sonra neden bu projeyi tercih ettin gibi sorular. Ama benim de fark ettiğim şuydu. Kurumların kafasında genelde şey oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Etkileniyorlar motivasyon mektubu ve CV'den. Görüşmeyi hani daha da derinlemesine tanıyalımdan ziyade hani bakalım gerçekten dediği gibi mi? Kendini ifade edebiliyor mu? Dediği gibi bir dil seviyesi var mı? Yani bence kurumlar görüntülü görüşmede şey yapmıyorlar. Hani derinden tanıyıp sizi kabul etmiyorlar. Onun yerine yani motivasyon mektubunuzdan falan zaten bilgi aldıkları için sizin orada gönderdiğiniz belgelerden. Onun yerine hani bir doğrulama gibi oluyor bence bu konuşmalar. Ya yani biz de ikimizde de öyle oldu açıkçası. Ve daha sonra bende de işte klasik sorulardan haricinde artık çok fazla soru sormadılar bana açıkçası. Neden bu proje? Bunlara okey misin? Ve başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de hazırlanmıştım böyle 2 gün öncesinden yazmıştım böyle neden bu proje? İşte ne yapmak istiyorum? Neler katabilirim? Falan diye böyle hazırlanmıştım. Böyle bir stresliydim yani. Açıkçası ben de onların sormadığı şeyleri kendim cevapladım. Yani mesela işte ne katabilirim bu projeye gibi bir soru gelmedi bana ne katabilirsin diye. Ben
ben söyledim. Ya ben şunları şunları katmak istiyorum, kafamda var diye ben ekledim. Sanıyorum ki 4 gün içinde bana geri dönüş yaptılar tamam diye. Yani olumlu diye. Süper. Çok güzel. Yani aslında işin özetinde bu tabii ki de projenin sahibine göre değişiklik gösterebilir. Adaya düşsen 3 tane alacağın şey ne olur sorusuyla bile karşılaşanlar var bu arada. Ama böyle bir durumla da karşılaşabiliyorsunuz. Ne olursa olsun hazırlıklı olun. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Sizin bilgi almak istediğiniz bir şey varsa, bununla ilgili bir şey size açıklamazlarsa siz de lütfen soru sormaktan çekinmeyin. Çünkü orada karşılıklı bir anlaşma söz konusu. Kafanızda bir soru işaretiyle oraya gidip de o sorunuzun cevabı orada hüsran olursa orada da yaşayacakları sizin için çok çok acı tecrübeler olabilir. O yüzden lütfen aman seçilmeme etkiler mi deyip de orada hüsrana uğrayacağınız bir deneyim yaşamaktansa lütfen siz de sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Bazen böyle videolar atlanarak izlendiği için arada ben bunları da hep diğer videolara sıkıştırıyorum. Peki bu işte vize süreci de çok önemli. Özellikle şu dönemde red süreçleri, sponsorluk olayları vesaire bunlar da çok insanların artık korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Sizlerin vize süreci nasıl geçti? Sponsorluk ya da bankada şu kadar milyon dolar para gibi bir durumlar oldu mu? Onun cevabını alalım. Bizim tek hatamız bir projeye seçilip seçilmeyeceğimizden emin olamadığımız için pasaporta başvurmamamızdı. Keşke başvursaydık, zaten 250 liraydı o zamanlar. Pasaporta başvurduğumuzda pasaportumuz bir ayda elimize geldi. O da şu sayede geldi: bir yerden öğrendiğimize göre pasaport sürecini hızlandırmak için bir kurumla ya da işte yurt dışına çıkmanız gerektiğini gösteren o sözleşmeyi gönderdiğiniz zaman nüfus müdürlüğüne direkt bir iki gün sonra pasaportunuzu evinize geri gönderiyorlar. Yani yolluyorlar. Biz de bunu bir ayın sonunda öğrenmiştik. O yüzden bir ay sonra pasaportumuz elimize geldi. Direkt o sözleşmemizi maille gönderdiğimiz zaman. Vize, ilk başta randevu tarihimiz belli oldu. 2 hafta sonra belli oldu, başvurduktan 2 hafta sonra. Randevu tarihini de açıklandıktan bir hafta sonrasında vermişlerdi. Şansımız da çok geç değil. Gittik, belgelerimizi verdik. O bir günde zaten her şey halloldu. Ondan sonra vizemiz tam bir ay, 1 ay 10 gün sonra çıktı bizim. Projemize de geç kalmıştık zaten ama çok sıkıntı olmadı. Yani toplamda pasaport, vize süreci, her şey yaklaşık yine 2-3 ay sürüyor tüm hatalarla birlikte. O yüzden en iyisi de, yani en azından pasaportunuz yoksa pasaporta başvurun arkadaşlar, çok net yani. Eğer ki pasaportunuz yok, zaten hep söylüyorum. Bu işe artık gönül koyduysanız o pasaportu alın, o da sizin için bir vesile olsun bunun adına uğraşmak için. Ve aynı zamanda pasaportu harç ödemeden nasıl yaparsınız, nasıl başvurursunuz, onun da videosu var. Kanalı biraz araştırdığınızda o videoya da kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Zaten videonun bu noktasına kadar geldiyseniz bu videoyu da ne yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz da bildirim zilini de açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki sponsorluk ya da işte bankada şu kadar para gibi bir durum yaşadınız mı? Hayır, hiç yaşamadık öyle bir şey. Normalde de ESC sürecinde böyle şeylere o kadar dikkat edilmiyor sanırım. O zaman gerçekten şanslısınız arkadaşlar. Çünkü neredeyse artık tüm ülkeler bunu istiyor. Olmayanlar da o agreement'taki yazılı noktayla insanları gerçekten ikna etmeye çalışıyorlar. Umarım Almanya hala bu şekilde süreci yönetiyordur. Çünkü Almanya dışındaki ülkeler gerçekten istiyorlar. Ben ESC'deki yetkili kişilerle de görüştüm. Onlar şunu söylediler: evet, biz böyle bir şey istemiyoruz, fakat her ülkenin vize prosedürü farklı. O yüzden bu noktada bizim buna müdahil olabileceğimiz bir durum yok. Sizin buradaki hibenizi orada gösterebilirsiniz. Ancak yine de o gideceğiniz ülkenin vize sürecinde ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz diyorlar, ama istenenlerde de bir şekilde arkadaşlar hallediyor. Diğer gönüllü röportajlarından o konudaki diğer tecrübeli arkadaşların bilgilerini de ulaşabilirsiniz. Peki projenizin konusu nedir, onu da öğrenelim. Projem medya alanı ile ilgili. Medya, kamera, edit. Gidip mesela çocuklarla okulda kamerayla ilgili ya da teknolojiyle ilgili çeşitli projelerde sürdürüyoruz. Mesela green screen kurup işte çocuklara çeşitli videolar, fotoğraflar çekiyoruz ya da kamerayla light painting gibi adında bir etkinlik var. Onu yapıyoruz. VR gözlüklerimiz var kuruluşumuzun kendisinin. Çocuklar geliyor, bazen onlarla oynuyor. Böyle tamamen çekimlere gidiyoruz ki benim en çok sevdiğim şey. Ben bir kreşte çalışıyorum. Başvururken gördüğüm kadarıyla, yani bilmiyorum şu anda nasıldır bilmiyorum, ama biz başvururken çok fazla da kreş projesi oluyordu. Ben de hem çocukları sevdiğimden, daha önce Türkiye'de de belli kuruluşlarla çocuk projeleri yaptığımdan dolayı genelde kreş projelerine daha fazla başvuruyordum. Şansımın yüksek olduğunu düşünüyordum. 9'dan 4'e kadar çalışıyorum ben. Orada çocuklarla oynama, çocukların kendi oyunlarında onları gözlemleme, öğretmenlerin düzenlediği ki kreş içinde etkinlikler oluyor, yine onlarda yer alma. Aynı zamanda kendi projelerimizi, yani çocuklarla
Belki küçük, belki büyük projeler gerçekleştirmemize de izin veriyorlar tabii ki. Hatta ben başvururken de o şeydi, yani o bir maddeydi böyle. Hani isterseniz kendiniz de bir proje yapabilirsiniz çocuklarla gibi. Ya bir şey boyama olsun ya da bir şey oluşturma olsun. Ama benim gönüllüğümde artı bir de mutfakla biraz ilgilenmek var. Mutfağa yardımcı olmak var. Çocukların öğle yemeğinden sonra işte o arabaları mutfağa götürme, makineye yerleştirme tarzı da var. Yani öğlen böyle bir, 1,5 saat bir mutfak işi de var. Burada hani ben şunu söylemek istiyorum. Mutfaktan mesela kreşten girdim ama mutfak ne alaka belki gibi olabilir diye. Aslında sizin de görüşme sırasında sorun dediğiniz şey, biraz detayları öğrenin. Ha, ben biliyordum bunu. Yani böyle geldiğimde sürpriz olmadı. Aa, nasıl, mutfakla mı ilgileneceğim gibi bir sürpriz olmadı. Biliyordum tabii ki. Onlar da bana söylediler. Böyle böyle yapıyoruz. Diğer gönüllülerle birlikte hani yardımcı oluyorsunuz. Bence hani bu tarz şeylerde böyle küçük, bazen hani şey yapılıyor. Mutfağa yardımcı olmak gibi bir görev oluyor. Şimdi burada hani ne kadar yardımcı olmak? Hani arkadaşların özellikle yüz yüze görüşmede bunu bir netleştirmeleri gerekiyor. Hani ne kadar yardımcı olunacak? Çünkü burada benim gönüllü arkadaşlarımdan birisi bayağı hayal kırıklığına uğradı ve bu bir senesi gerçekten kreşle ya da müdürle, işte böyle bir atışmalarla, ev sahibi kuruluşumuzla bir atışmalarla falan geçti. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Beklentilerinde bu yoktu. Beklediği gibi olmadı bu proje ve Almanya'ya gelmek, yani yeni bir maceraya atılmak, belki yeni bir hayat kurmak gibi bir amaçları var. Bazı işler bekledikleri gibi gitmediğinde de bu bir sene ya da 6 ay ya da artık neyse projelerin süresi biraz zor olabilir arkadaşlar için. Hani detayları öğrenmek her zaman her zaman önemli. Onu da söylemek isterim. Güzel bir noktaya değindin. Peki tabii ki ESC'nin bize sağladığı da bir durum var. Dil eğitimi. Siz bir dil eğitimi alıyor musunuz? Alıyorsanız nasıl alıyorsunuz? Özellikle Esin, seninkine de biraz şaşırdım. Başka arkadaşlardan da duyuyordum. Bir dil yeterliliği istenir ama genelde B1, B2 çok fazla aranmaz. Artık ESC projelerinde de bunlar bayağı bir arşa çıkmış durumda. Yani o yüzden B1 mi demiştin? B2 mi demiştin? B2 idi bizde. Abi Benim B2 ne ya? B2, Almanlar bile B2 kullanmayan Almanlar var yani, gerçekten. Helal olsun. Evet, nasıldır dil eğitimi ESC'de sizin için? kuruma aşırı bağlı bir durum. Mesela Doğukan AVO'da çalışıyor. AVO çok köklü bir kuruluş ve çoğunlukla bütün şubelerine aynı hizmet sağlanıyor. Yani mesela gönüllü belirli bir dil kursuna gidiyorsa çoğu da oraya gidiyor. Ama benim kuruluşum çok tekel bir kuruluş. Herhangi bir kuruluşa bağlı değil. O nedenle bizde biraz patronumuzu ikna etmemiz gerekiyordu. Ya tamam, benim de dilim B2 olabilir ama yani C1 bile olsam şu an hala yeterli derecede o kadar Almanca konuşamam. O yüzden bizim de her türlü dil kursuna ihtiyacımız vardı. Biraz patronumuzu zorladık. Kendisi çok iyi bir insan olduğu için zaten kabul etti en sonunda ve biz de sadece bir kerelik bir dil kursu aldık. Bir kere dediğin, bir kere gittin geldin mi, yoksa 2 aylık bir kurs süreci miydi? Bir aylık bir kurs süreciydi ve toplamda 13 gün gitmiş olduk aslında. 13 gün, günde 3 saat. Bende de aynı şekilde, yani tabii kurumdan kuruma farklı ama bende de yani bir kerelik dediğimiz, yani bir kur içindi, karşılıyorlardı benim kurumum. Ben geldiğimde temelim olduğu için biraz, yani A1.1'den başlamadım da A1.2 kursu aldım ben ve A1'i bitirmiş oldum öylece. Yani A2'ye doğru devam ettim. Peki farklı yerlerde kalıyorsunuz. Bu biraz kendi aranızda da o senin buyun var benim buyum yoka döndü mü? Nasıl bir yerde kalıyorsunuz? Kesinlikle döndür. Yani şunu söyleyeyim. Şehirler çok farklı, ortamlar çok farklı, evler de çok farklı. Esin mesela 2 kişilik bir evde kalıyor. Yani yanında başka bir kız var. Hani böyle sakin, sessiz bir ev ortamı gibi. Bense büyük bir evde 7 kişi kalıyorum. Her biri de kurumun farklı kreşlerinde çalışan gönüller. Bir tanesi sadece bir oda, dediğim gibi ofiste. Ya ben ilk geldiğimde işte oda mevzusu çok mevzu oluyor böyle evlerde. İşte genelde kura falan oluyor. Sonra 2 aylık rotasyonlarla tam odana alışıyorsun. Hadi bakalım toparlan başka bir odaya. Tam odana alışıyorsun, toparlan başka bir odaya. Ya da birisi oda konusunda sıkıntı çıkartıyor. Ben bu odayı istemiyorum. Onunla uğraş dur falan. Ya yani bir de kişi sayısı da fazla olunca hani birlikte yaşamaya alışkın olmuyor herkes bu kadar kişiyle hani. Ama yani yine şunu söylemek isterim. Hiç böyle büyük kavgalar falan olmadı evde o kadar. Yani öyle bir mutsuzluk olmadı yani benim açımdan, ama farklı oluyor tabii. Çünkü herkes farklı bir ülkeden gelmiş. Herkes farklı bir gelenekten gelmiş diyeyim. Hani herkesin farklı bir hayat standardı var. Farklı farklı coğrafyalardan gelmiş insanlar olduğu için yaşamak böyle bazen şey olabiliyor. Hani ya bu böyle mi yapılır diyorsun ama o insan belki onu öyle yapıyor. O Evet. yüzden böyle kalabalık gönüllü evlerinde biraz böyle insan şey olmalı bence. Hoşgörülü olmalı karşı taraflara da. Hani biraz yumuşak olmalı. Çok keskin olunca çünkü olmuyor. Yani siz de mutsuz olursunuz. Eğer böyle bir gönüllü evine gelecekse arkadaşlar mesela bu videoyu izleyip de. O yüzden biraz daha yumuşak olmakta fayda var. Maçı hem güzel yürütüyorsun belli ki, bir de gerçekten o kültürler arası etkileşimi de böyle
sonuna kadar yaşıyorsun. Ben açıkçası böyle olanları çok daha hoşuma gidiyor. Çünkü hakkını vermiş oluyorsun. Bu ESC sisteminde hakkını vermiş oluyorsun. Esin sende durumlar nedir? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten biz bence yaşayacağımız yerler bize çok güzel denk geldi. Çünkü ben hayatta 7 tane insanla aynı evde yaşayamazdım. Sabır sınırlarını zorlayan bir şey. Kesinlikle yalnız yaşaması gereken bir insanım. Yani onu seviyorum daha çok. O yüzden yanımdaki diğer gönül de Türk olduğu için zaten benim hiç sıkıntı yaşamadık yani şu ana kadar ev konusunda falan. Aynı kültürdeniz zaten. Birbirimizi rahatsız da etmiyoruz. Benim ilk başta geldiğimde sıkıntılarım şuydu. Odamda hiçbir şey yoktu. Masam çok kötüydü. Yatağım çok kötüydü. Yani sandalyem bile böyle kahvehane sandalyesi falan gibi bir şey yani. Böyle hani çalışma sandalyesi değil. Ama dediğim gibi patronuma her şeyi söyledim, anlattım. Onun mottosu şuydu: eğer benim gönlüm rahat ederse, mutlu olursa, o zaman yani motive olursa o zaman iyi çalışır. Motive olması için de yani iyi bir odaya, iyi bir ortama sahip olması gerekiyor diye. O yüzden yeni masa aldık. Yeni işte sandalye, ışık, her şey, bir sürü yani ihtiyacım olan her şeyi aldılar. Ya da mutfak araç gereçleri falan gibi olsun. İkinizin şehri de Almanya'da çok fazla popüler olmayan şehirler. Ben ikisini de bildiğim için sevindim. Ama tabii ki diğer arkadaşlar için de ortam nasıl, işte takılmak isteyenler takılabilir mi vesaire, bunlar hakkında da biraz bilgi alalım sizden. Ben işte Karlsruhe eyaletindeyim, Güney Almanya'da. En yakındaki bilinen şehir diyeyim Stuttgart. Trenle işte bir saat, yaklaşık bir saatte, 1,5 saatte gidebiliyorsunuz. Tam böyle Fransa sınırında bir yer. Yani genel Güney Almanya'nın iklimini ben çok sevdim buraya geldiğimde. Renkli bir yapısı var. Diğer Almanya şehirlerini de gezdiğimiz için, özellikle ben Esin'in çevresine gittiğimde, o Doğu Almanya'nın griliğini gördüğümde, daha sonra buraya geldiğimde böyle bir içim açılıyor. Açıkçası onu söyleyeyim. Yani güzel. Güney Almanya'daki şehirler güzel. Benim kaldığım yer şu anda şehrin merkezinden bir yarım saat uzakta. Kasaba gibi bir yer aslında. Böyle müstakil evlerin olduğu, bahçeli evlerin olduğu bir yer. Burası çok güzel. Ben yani kaldığım yeri, ya yani şehri ayrı seviyorum. Kaldığım yeri de çok seviyorum. Çünkü çok sessiz, çok sakin. Herkesin böyle bahçeli, o müstakil evi, o tam filmlerde gördüğü vardır ya, böyle evler evler evler, böyle bir sokak, uzun bir sokak vardır. İki yanda evler, önlerde arabalar. Tam o tarz bir yerdeyim. Türkiye'de nasıl bir gençlik yerinde, üniversite şehrinde kafeler, işte etkinlikler, bir şeyler varsa, burası da aynı şekilde. Hem kültür açısından, hem müze gibi yerler açısından, hem de eğlence, bar, işte ne bileyim kafe açısından oldukça güzel bir şehir açıkçası. Yani tüm gereksinimlerini sağlayabildiğim bir şehir. Aynen öyle. Benim şehrim de aynı şekilde. Halle çok büyük şehir olmasa da yine de burada kafeler, barlar, konserler, diğer her türlü etkinlikler oluyor ki Halle nehir kıyısında da bir şehir. Bu nedenle kano yapmak gibi mesela gibi imkanlar da oluyor. Benim mesela evim direkt yanında kano yapılacak bir yer var gibi mesela. Ben ve Dodo, Doğukan, böyle hani barlar, klaplar, publar, kafeler yerine daha çok ülke gezmeyi sevdiğimiz için şu ana kadar sürekli ülke gezdik. Büyük ihtimalle 6 ülke, 12, belki 15 şehir bile olmuştu ülkenin farklı yerlerine. Bence Avrupa'ya gelmişken barlarda, klaplarda gezmek yerine, sürekli dans etmek yerine bence dünyayı gezmek çok daha mantıklı bir şey. Ama kesinlikle çok fazla imkan sağlıyor burası ya. Mesela Doğukan'ın evinde kalan bir arkadaşı var. O kız mesela geçenlerde The Weeknd konserine gitti mesela. Hani The Weeknd Türkiye'ye gelmiyor bile hani. Ama o kız sadece işte 100 euroya ya da 150 euroya onun konserine gidebiliyor mesela. Tabii bunlar içinde olmazsa olmaz ne var? Cep ve gıda harçlığı var. Siz ne bileyim düzenli gidebiliyor musunuz? Esin sen düzenli kanonu yapabiliyor musun, o paralar yeterli oluyor mu? Bir de ona bakalım. Ben her gün kanımı yaparım evet orada. Şöyle söyleyeyim, ben çok iyi yiyorum ona rağmen yani şu ana kadar aylık yemek masrafım 200 euroyu aşmamıştır yani hani Doğukan buraya geldiği zaman bile yani ki biz normal et almıyoruz hani helal et yediğimiz için o daha da pahalı oluyor çünkü biraz daha Türk marketlerinde yani onları aldığımız zaman bile yani şu ana kadar 200-250 euroyu daha geçmedi. İkimizin şehri de aslında ucuz yer yerlere bakılınca. Karlsruhe de yine ucuz, Halle de ucuz ama Halle biraz daha ucuz. Biz 420 euro alıyoruz ikimiz de. Şansımız da ikimizinki de aynı çıktı yani. Ve her ayın en azından 100-150 euro bize kalıyor yani çok net. Onunla da işte öncesinde her yeri gezdik zaten. Şu an çok gezmiyoruz çünkü artık gönüllüğümüz bitiyor ve au pair gönüllülüğü yapacağımız için bu da yine ayrı bir konu. Çok vakit olmuyor gezmeye ama ki zaten Almanya'ya geliyorsanız eğer 49 euro ticket'la bedavaya yani Almanya'nın çevresindeki bütün ülkeleri bile gezebilirsiniz. Yani İsviçre'sinden, Avusturya'sından, Polonya'sına kadar hepsine yani ücretsiz bir şekilde tabii ki de 24 saat sürüyor ama yine de katlanabilirseniz ulaşım çok çok
ucuza geliyor yani. O yüzden iyi bir fırsat. Bu arada çok güzel size para vermişler. Biz de kendi dönemimizde size yakın bir para kazanıyorduk ki biz artık çok eski gönüllüler noktasına geldik. Yani ben de öyle oldum. Fakat çok daha azalan gönüllüler de var. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bana ne kadar o kadar para vermiyorlar diye sitemlenecek çok arkadaş olacak. Ya da o gelsin eurolar diyecek arkadaş da olacak bu videoyu izleyince ancak. Gideceğiniz ülkeye, projeye ve bunlara göre projedeki işte alacağınız cep ve gıda harçlığı değişebiliyor. Cep harçlığını size verip gıdayı onlar karşılayıp o parayı sahip de olamayabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi lütfen projenin anlaşma metnini iyi bir şekilde okuyun. Ne yapacaksınız? Soruları kafanızda muhakkak gidermiş olun. Şehirdeki insanlarla iletişiminiz nasıl? Sıcakkanlılar mı? Nasıldır orada o şehir yaşamı? Şunu söyleyebilirim. Kapalı olmama rağmen şu ana kadar hiç kimse bana karşı bir ırkçılık yapmadı. Çalıştığım kuruluş buranın köyü. Yani hani köyün yaş ortalaması 70. Komple yaşlı insanlar var. Ama ona rağmen hiç kimse bana kötü davranmadı yani çok şansımıza. Yani Dokan'a zaten hiç davranmadılar. O zaman sıcakkanlı insanlar diyebilir miyiz? Bunu şundan söylüyorum. Çünkü Almanya genelde çok kaba saba insanlarla dolu yaklaşımı var. Ben de kendi gönüllülük döneminde hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu biraz da insanlara karşı sizin de nasıl yaklaştığınıza da bağlı. Yani siz farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Bir nevi oranın misafiri olan sizsiniz. Benim kendi katı kurallarım deyip ya da kendi ülkenizdeki gibi yaşayacağım benim geleneklerim, benim kültürüm derseniz orada tabii ki de bir olumsuz bir durumla da karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu da çok normal. Ya oraya giden kişi sizsiniz. Bunu da unutmamak lazım. Bunu da gönüllü adaylar için söyleyeyim. Bizim de ülkemize gelen insanları biz nasıl bir beklenti içine giriyorsak biz bir yere gittiğimizde de aynı tarafta olmamız gerekiyor. Burada bir kamu spotu verir gibi oldum ama Volkan devam et lütfen. Ya çok doğru söylediniz ama ya bilmiyorum hani şey de demem. Çok sıcakkanlılar ya da demem genel Tabii olarak ama canım. herkes Gelip için ah değil. canım deyip öpemez ya. Öyle bir Ya şey de yok yani. Türkiye diyoruz. tabii o kadar değil ama yine dediğim gibi yani böyle acayip soğuk böyle hani yüzünüze bakmıyor da ben de hiç yaşamadım açıkçası. Ha, ya buranın da bir atmosferi var sonuçta. Sizin de dediğiniz gibi her ülkenin ya da toplumun bir atmosferi var sonuçta yani ona da ayak uydurmanız lazım. Biz ona ayak uydurduk. Öyle hani çok aman şöyleler böyleler gibi hani bir aşırı derecede bir şeyimiz olmadı. Doğru da diyemem, yanlış da diyemem bu Almanlar soğuktur klişesine. Ama eğer siz biraz sıcakkanlı olup siz biraz iletişim kurunca açılıyor yani o aranızdaki iletişim duvarı. Tabii dilin de burada önemli bir şeyi var tabii ki. Ben ilk geldiğimde mesela biraz kişisel algılamıştım bu olayı. Benim iş arkadaşlarım arasında, diğer öğretmenler arasında. Biraz acaba hani ben mi falan. Sonra fark ettim ki dil duvarından dolayı böyle oluyor. Yani ben gerçekten katılabilecek kadar samimiyetimi gösterecek kadar ya da onların samimiyetini anlayacak kadar dil bilmiyorum. Yani başta böyleydi. Sonradan anladım ki ben bazı şeyleri başta kişisel algılamışım. Hani bu da bir tavsiye olsun. Kişisel algılamayın. Çünkü burası eğer başka bir yurt dışı deneyiminiz de yoksa belki ilk böyle bir şok gibi olabilir. Kişisel algılamayın bunları. Dil duvarını aşınca büyük ihtimalle her şey yani çoğu şey çözülüyor. Çok güzel özetledin. Esin seninle başlayalım. Son tavsiyelerin nelerdir? Nokta atışı söz sende. Son tavsiyelerimi ben aslında not aldım çünkü en önemli kısmı burası olarak düşünüyorum. Bence bir projeye karar verirken en önemli şey şu olmalı. İşe gidiş gelişiniz ne kadar sürüyor? Çünkü benim işe gelişim 1 saat, dönüşüm tekrar 2 saat. Bir de 8 saat çalışıyorum günde, 10 saat. Yani bütün günüm burada geçiyor. Ama neyse ki seviyorum kamera işlerini, o yüzden çok sıkıntı değil. Buna kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. İkincisi alacakları para tabii ki de. Yani hani yaşarım ben orada ya bir şekilde. Bir şey olmaz falan hani 200 euro 300 euro yeter bana gibi kesinlikle düşünmesinler. Üçüncüsü de evinizin alışveriş merkezine yani süpermarkete uzaklığı bence çok önemli. Çünkü genelde Almanya'nın hiçbir yerinde evinin yakınında market yok. Yani Berlin falan gibi şehirler dışında. O yüzden sürekli alışverişe gidip gelmek benim için sinir bozucuydu mesela. Bu önemli. Bir de işte sizden ne bekliyorlar? Bence bunu çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani projenizin sizle alakası var mı? Bunu bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani sadece aman Almanya'ya geleyim diye hayatınızı ve diğer hayatları da yakmayın lütfen. Güzel oldu. Esin'in söyledikleri haricinde görüşmede özellikle projenin detaylarını sorun. Yani nerede kalacağınız ya da ne yapacağınızla alakalı. Bu da önemli. Ya da projeden sizden ne isteniyor? Bu benim verdiğim örnekteki kreşte çocuklarla çalışacaksın. Ama mutfağa da yardım edeceksin. İşte o mesela o kısmı. Hani eğer bunu kendinize beklemiyorsanız zor olabilir. Esin'in mesela buraya geldiğindeki odasıyla şimdiki odası şeyinden şunu söylemek istiyorum. Yani buraya sonuçta size bir ev sahibi kuruluş sizi buraya getiriyor. Ve Avrupa Birliği de o kuruluşa bir bütçe Tabii. veriyor. Siz geldiğinizde odanızda yani
çalışmanızı engelleyecek bir şeyler varsa, yatak kötü olabilir, masa çok kötüdür. Bu tarz şeylerde lütfen hani böyle ya aman hani çözülür falan gibi yapmak yerine ya ben şöyle şöyle bir odayla karşılaştım ve bu benim istediğim bir şey değil, lütfen işte ben bir yeni masa talep ediyorum sizden mesela gibi gibi, hani Tabii. odanızı yani bu yaşam alanını sağlamak zorundalar. O Buna zaman dikkat burada şunu edin. söylemek istiyorum. Şunu unutmayın arkadaşlar. Siz değerlisiniz, kıymetlisiniz. Özgüveninizi kaybetmeyin ve ihtiyacınız olan neyse bunu söyleyin. Çünkü siz de oraya gidiyorsunuz. Onların da size, sizlerin de ona bu noktada ortak anlaşmalı bir durumunuz olduğunu unutmayın. Hepimiz değerliyiz. Vay be, bu bayağı bir şey oldu. Güzel İçli bir oldu. hal oldu. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben inanılmaz keyif aldım. Çift olarak böyle bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara da eminim ilham kaynağı oldunuz. Videonun bu noktasına kadar gelip izlediyseniz siz de artık tabii ki ne yapıyorsunuz? Bu videoyu beğenip bana da destek olmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olun, bildirim zilini de açın. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben zaten her soruyu okuyup cevaplıyorum. Esin de Doğukan da fırsat buldukça yorumlara bakıp onlar da cevaplarını da vereceklerdir. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.